İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile röportaj. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı, Azerbaycan ordusunun sınırda bulunması bölge sakinlerinin yaşam hakkının ihlalidir. İngiliz parlamentosuna Ermenilere uygulanan soykırımı tanıyan yasa tasarısı sunuldu. Cavak'ta 6. Armat Laboratuvarı açıldı. Hagop Asadıryan'ın şahitliği. Jonathan Lagot, Ermeni mirası insanlığın dünya mirasının bir parçasıdır. İsrail Çarlı'nın yeni kitabı Ermenilere uygulanan soykırım konusunda Ankara'nın İsrail üzerindeki baskısını ortaya koyuyor. İran'daki Ermeni Kiliseleri adlı kitabın tanıtımı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'deki röportajında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmesini ele alan konulara değindi. Devlet Başkanı, Cavak'taki Ermeni toplumunun öneminden ve onların refahını sağlamak için olası seçeneklerden bahsetti. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Ermenilerin kendi ortak gündemiyle mücadele etmesinin gerekliliğini önemsedi. Mevcut jeopolitik durumda Birleşik Ermenistan görüşmeleri yeniden yoğunlaştı. Devlet Başkanı Abrahamyan da bu konuya değinerek bölgede kalıcı barışın tek yolunun uluslararası anlaşmaların ihlal edilemez bir şekilde yerine getirilmesi olduğunu ve Sovyet idari bölge bölünmesi olmadığını vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan tarafından toplanan belgeler ve analizler, Sünik ve Geharkunik rayonunun sınır bölgelerinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin varlığının Avrupa Sözleşmesi'ne göre sınır topluluklarında yaşayanların yaşam hakkının ihlali olduğunu kanıtlamaktadır. İnsan hakları savunucusu, basın toplantısında emsal teşkil eden bir uygulama olduğunu, bunun varlıklarının başlı başına yaşam hakkının ihlali olduğunu ileri sürülebilir. Tatoyan açıklamasında, Azerbaycan tarafından güdülen nefret düşmanlığı, kindar propaganda, daha aylar önce işlenmiş savaş suçları, işkence ve diğerleri gibi buradaki bileşenler farklı olabilir. Özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğrudan emri altında olduğu dikkate alınacak olursa ordu ve Azerbaycan makamları bu gibi politikayı dolayısıyla uygulayacaklardır. Ombudsman kişi, hüviyeti ve dokunulmazlığı hakkının aynı şekilde Azerbaycan tarafından ihlal edildiğini de ayrıca önemsedi. Tatoyan'a göre Azerbaycan ayrıca vatandaşların mülkiyet haklarını büyük ölçüde ihlal etti. İngiltere'deki Ermeni Ulusal Komitesi'nin Facebook sayfasında yer alan bir habere göre, İngiliz parlamentosuna Ermenilere uygulanan soykırımı tanıyan bir yasa tasarısı sunuldu. Yasa tasarısı milletvekili John Spellard tarafından sunuldu. Ermenilere uygulanan soykırım yasa tasarısı 10 Aralık'ta Avam Kamerası'nda tartışılacak. Ermenilere yönelik soykırımın 1894-1923 yıllarında Türkiye'de birbirini izleyen Osmanlı-Türk hükümetleri tarafından Batı Ermenistan topraklarında işlendiğini sizlere tekrardan hatırlatırız. Cavak'ın Ninotsminta'da yeni bir Armat Mühendislik Laboratuvarı 12 Temmuz'da açıldı. Rafael Cavak adlı gençlik merkezi insanlarla dop doluydu. Burada Ninotsminta'nın çocuklarına bileşim teknolojilerinin modern mühendislik ve robot yapımı öğretilecek. Tüm Samske Cavak'ta zaten bu tür 5 laboratuvar faaliyet gösteriyor. İlk laboratuvar 2018 yılında Ahalkalak'ta açıldı. Daha sonra Ninotsminta'da belediyesine bağlı Heştia köyünde, ayrıca Aspinza belediyesine bağlı Damala köyünde Armat faaliyet gösteriyor. Bundan başka Ahalska Zıxalbita köyünde de Armat laboratuvarları mevcut. Var olan Ninotsminta'da Armat'ı kurma programı Cavak'a Destek Vakfı, Hayırsever Armen Karslıyan tarafından Rafael Cavak Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi, Ermeni Apostolik Kilisesi ve İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği ile işbirliği içinde uygulanmaktadır. Batı Ermenistan, Ermenilere uygulanan soykırımdan kurtulan Hagop Asadıryan,
1903-2003 Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen soykırım kurbanlarının anılmasının 88. yıl dönümü çerçevesinde tanıklık 2003 yılının 24 Nisan'ında New York'ta kaydedildi. Hagop Asadıryan kendi 100. yaş gününü 2003 yılında kutladı. Fransa'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Jonathan Lagot, Ermeni mirası insanlığın dünya mirasının bir parçasıdır, dedi. Fransa'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Jonathan Lagot, elçiliğin ve Fransız Ulusal Miras Enstitüsü'nün desteğiyle Ermenistan Kültürel Mirası'nın korunması adlı geniş çaplı bir programın başlatıldığını duyurdu. Büyükelçi Lagot, kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında Fransa Ermenistan'a yardım için seferber oluyor. Ermeni mirası insanlığın dünya mirasının bir parçasıdır diye yazdı. Tanınmış Yahudi soykırım uzmanı İsrail Çarni, İsrail hükümetine Ermenilere yönelik soykırımı tanıması çağrısında bulundu. Armen Press tarafından bildirildiği üzere bilim insanının İsrail'in Ermenilere uygulanan soykırımına başarısız yanıtı, inkar, devlet aldatmacası, tarihin siyasallaşmasına karşı hakikat adlı yeni kitabında bilim insanı Türkiye'nin İsrail'e Ermenilere uygulanan soykırımını tanımaması için nasıl baskı yapmaya devam ettiğini anlatıyor. Baskı stratejisi Ermenilere karşı uygulanan soykırım ifadesinin kullanılmaması, Ermenilerin soykırım konulu konferanslara katılmalarının yasaklanması ve Ermenilerin katıldığı konferansların iptal edilmesidir. The Jerusalem Post, Cherny'nin kitabına atıfta bulunarak yazarın Türkiye'nin İsrail'in Ermenilere uygulanan soykırımı tartışmasına her zaman karşı çıktığını ve bu ülkenin Türk tarafının taleplerine uyduğunu kaydetti. Sevgili vatandaşlarımız, Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı ile İran'daki Tarihi Kiliseler Merkezi sizi Şerli Avetyan'ın İran'ın Ermeni Kiliseleri adlı kitabının 22 Temmuz'da saat 19'da Ermeni Birliği Haçı Sivil Toplum Kuruluşu binasındaki Maçanınç Evi sunumuna katılmaya davet ediyor. Adres Eçmiyazin Şahumyan 36. Giriş ücretsizdir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vartan'ın Şarkısı adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.